Şimdi eğer reklamı kaldırırsak satışlarımız düşer. Dolayısıyla bence daha fazla tanıtmalıyız. Kerim Bey, benim bir tane önerim olacak. Biz niçin Ece Hanım'ın oynadığı reklam filminin devamını çekmiyoruz? İki tane aldım. Kravatın çok güzelmiş. Niye bozuyorsun beni kadının yanında? Niye? Bak anne olamam diyordun. İnsanlar ikna olmuş, seninle fotoğraf bile çektiriyorlar. Niye? Ne oldu, yeğenin mi geldi? Merhaba canım. Ece bu kim? Sevgiliyiz değil mi hala? Yok, sevgiliyiz tabii canım. Bu çocuk kim? Sokaktan çocuk mu aldın? Ne yemek istersin bakalım? Anlattıklarından bir sonuç çıkarmak zor. Ece polise mi gitsek? Bir çocuk bulduk diyeceğiz. Şu Robin denen heriften bahsedeceğiz. Ne güzel işte. Sahip çıkarlar. Belki çocuğun nerede olduğunu bilmiyorlardır. İnsan hiç çocuğuna sahip çıkmaz mı? Aşkım lütfen didişmeyelim. Tamam. Hassas konu. Zaten daha yeni barıştık. Farkındaysan uzun zamandır ilk kez yemek yerken kavga etmiyoruz. Lütfen şu ambiyansı bozma. Ya bunları zamana bıraksak ya. Geç oldu artık, kalkalım mı? Yemiyorum. Alo, ne yapıyorsun? Pes doğrusu. Bravo. Ya o küçücük çocuğa bir çuval ananas yedirilir mi ya? Çocuğun eti ne, budu ne? Hadi kalk, ata binelim. Bu iş benim aklıma hiç yatmıyor. 10 tane çocuk var, 10'unun da annesi babası yok. Ya yoksa? Ya anlattıkları gerçekse? Edinebilirsin. Yani kanunen böyle bir hakkım var. Ama evlenince birlikte de edinebiliriz. Hatta hemen çocuk yaparız. Belki ikizimiz olur. Üstüne bir tane daha yaparız, hat-trick yaparız. Kocaman bir aile oluruz. Tamam, güzel oldu bu. Ben bu planı sevdim. Tazı! Uzatma, Sade de gel. Sen şu Tazı'nın bahsettiği Robbins. Neymiş bu bedel? Ben sana bilmiyorsan hatırlatayım diye söylüyorum. Kalkın gidin lan buradan. Robin geldi ama geri gelecektir. Bu işi yasal yollarla çözeceğiz. Emniyete gideceğiz. Başka yol mu var? Zahmet etmişsin. 5 kuruş para alamayacağız. Nasıl yani? Ciddi bir şey. Ben seni anlamaya çalışıyorum zaten Ece. Ben neden 2 günde bir kavga ettiğimizi anlamaya çalışıyorum. Ama sen bana bunu açıklamak yerine beni aptal yerine koyuyorsun. Neyi denedin? Kalp hastalığını anlatmak denenmez. Anlatılır. Sonra da birlikte çözüm aranır. Sen nasıl izledin programı, ben anlamadım ki. Rüzgar'ın söylediklerini duymadın mı? Sen nereye kadar izledin programı? İyiyim işte. Ben de işten kovuldum. Sonra çocuk kaçakçısı oldum. Rüzgar da gitti. Harikayım, daha ne olsun? Şu çocuğu gördüm. Kolay gelsin. Robin diye birini arıyorum ben. Elimde bu saatten 1000 tane vardı. Satmak için Robin'i bul dediler. Bu sana yardım eder dediler. Anlaşırsak 50-50. En azından polisleri alıp gelirdin. Tamam Rüzgar, şimdi koşuyorsun. Tamam. Polislere haber veriyorsun ve bütün durumu anlatıyorsun. Hadi fırla. Robin denen kapkaç çetesinin lideri şu anda kız arkadaşımla beni bu metruş yerde bizi alıkoymuş durumda ve bizi ölümle tehdit ediyorlar. Biz şu anda gördüğünüz gibi burada kapalıyız. Abi. Aşka bak. Bana bunu hiç anlatmamıştın. Şimdi öncelikle ben seni seviyorum. Tamam. Ya bu konuda bir anlaşalım. Ben seni seviyorum. İlla bizim birlikte çocuk yapmamıza gerek yok. Dünyada milyonlarca insan var. Saçma yerden bir kurtulalım. Rüzgar'a evlat ediniriz, olmaz mı? Benimle evlenir misin? Evet. Evet.